Herkese iyi akşamlar. Bugünkü canlı yayın konuğumuz müzisyen Ahmet Uygur olacak. Merhabalar hocam, iyi akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar. Ne haber? Nasıl İrancığım? Teşekkür ederim hocam, çok sağ olun. Sizler de iyisiniz. Sağ ol, iyiyiz. Ne var ne yok oralarda? Nasıl Almanya? Nasıl gidiyor? Tabii bütün dünyanın sorunu korona. Almanya'da da güçlü hissedildi. Tabii Evet. tedbirlerle falan biraz daha atlatılmış gibi gözüküyor hocam. Burada da iyi tedbirler alındı. Güzel tedbirlerle atlattık gibi yani tam değil ama gibi. İnşallah tabii uzun bir İnşallah. biraz daha sürecek gibi gözüküyor hocam. Öncelikle İnşallah. hocam abone saati olarak çok teşekkür ederiz. Vaktinizi ayırdınız bize. Sonsuz teşekkürler ederiz. Gerçekten çok onurluyuz ve heyecanlıyım ben de. Ben de çok teşekkür ederim. Beni isteyip yayına aldığınız için ben de ayrıca teşekkür ederim. Yeriniz bambaşka yani biliyorsun Elazığ'dan beri yani Evet. Hep tanışıklığımız. konuşacağız hocam. Hep konuşacağız. Hocam belki tanımayan olabilir veya seyircilerimize bir kez daha Ahmet Uygur kimdir? Kendinizden biraz bahsedin. Evet. Bahsedeyim ben kendimden. Şöyle söyleyeyim. 11 Temmuz 1953'te İstanbul Vapur doğumluyum. Vapurda doğdum, dünyaya geldim. Evet. Vapurda dünyaya geldikten sonra hastaneye gitmişiz. Hastaneden trenle turneye gidilmiş. Annem turne, babam turnedeymiş. Oradan biz Erzurum'a gidiyoruz. Ve bütün ilkokula başlayana kadar hep turnelerde günümüz geçmiş. Senelerimiz hep turnelerde geçmiş. Sonra Adana'da ilkokula başladım. İlkokul 3. sınıfa kadar Adana'da okudum. Adana'dan sonra İstanbul'a babam tiyatrosundan dolayı İstanbul'a geldi, işimden dolayı. Ve İstanbul'da ilkokulu bitirdim. İlkokulu bitirdikten sonra da konservatuvara talep olarak girdim. Bu şekilde hayata başlamış olduk. Evet. Hocam sizden önce biraz araştırma yaptım tabii. Rahmetli babanız büyük usta, hepimizin tabii ki sevdiği bir isim. Sağ Rahmetli olun, teşekkürler. Necat Uygur hocamız bir röportajında söylemiş. Bütün çocuklarım farklı turnelerde dünyaya geldi daha Evet. doğrusu. Bunu da siz Evet. de teyit ettiniz. Doğru o zaman. Mesela ben İstanbul'da ikizler kardeşlerimle Suayla, Süheyl Samsun'da, Kemal Antakya'da, Behzat da Adana'da dünyaya geldi. Ne güzel gerçekten. Türkiye'nin Evet. şehirlerinde Evet, çeşitli yerlerinde. yerlerinde Mecburuz. Mecburiyetten evet, tabii. Öyle diyelim. tabii turneden. Gezmekten, evet. Peki Ahmet hocam dediğimiz gibi büyük bir ustanın oğlu olarak bazı kardeşleriniz Necat Bey ve Suhal Bey tiyatro babanızın yolunda. Siz müziği seçtiniz. Evet. Neden müzik diye soracak olursak hocam. Neden müzik? Tiyatroda da oynadım ben. Çeşitli oyunlarda babam rol verdi. Oynadım. Fakat herhalde pek sevemedim tiyatroya. Şöyle sevemedim. Maddi açıdan düşündüm o zamanlar. Çünkü yani bir gelecek göremedim. Ben kendi açımdan göremedim. Ve tiyatronun yan tarafı olan müziğe çok meraklıydım. O zamanlar bile bateri falan çalıyormuşum. Küçükken o zamanlar bir Maruf Baba diye birisi vardı. Allah rahmet eylesin. Ondan hep müzik öğrenmişim. Müziğe karşı eğilimim daha fazlaymış. Dolayısıyla konservatuarı seçtim. Ha, Evet. oynadım. Babamla çeşitli oyunlarında oynadım. Evet. Dans ettim, oynadım. Ama belki de kabiliyet de yok. Öyle diyeyim Evet, evet. biraz. Estağfurullah hocam. Peki saat geçmeden hocam tekrar rahmetli büyük ustaya gelecek olursak Evet. tabii hepimizi yıllarca güldürdü, düşündürdü. Sağ olsun ince mesajlar verdi oyunlarda. Peki evde nasıl bir babaydı? Evde Baba evde çok ciddiydi. Bayağı ciddiydi. Yani babamdan çekinirdik biz.
hepimiz babamdan bayağı çekinirdik. Çok ciddiydi. Hep kendi dediğini yaptırdı. Yani kendinin bir kuralları vardı, bir çerçevesi vardı. O kuralların, o çerçevenin dışına çıkmazdık. Çıkartmazdı da bizi. Sertti. Sert bir babaydı. Bayağı sertti hani babam. Ha, yani ondan sonra o sertlik yapıyor bize, fakat bir şey yaptığı zaman azarlıyor veya bir tokat atıyor, iki tokat atıyor. Ondan sonra zaten bir saat sonra o yaptığı şeyi unutuyor. Hemen gönlümüz alıyor. Ve bu sanat camiasında da öyleydi. Tiyatrosunda da öyleydi. Birisini kırdığı zaman bir saat sonra o unuturdu onu yani. Çünkü o oyunu için yapmış oluyor. Tiyatro için yapmış oluyor. Kendi için yapmış oluyor. Yani tiyatroda çok sert, evde çok sert, dışarıda muhteşem. Evet. Hocam belki de başarı öyle geldi. Bu da demektir ki işini ciddiye alıyordu. Aynen, Ondan aynen. sonra gerçekten Allah bir kez daha rahmet eylesin. Amin. Yani bayağı ciddi, yani dekorunu kendi taşırdı. Bütün işlerini kendi yapar. Dekoru kendi kurardı. Tiyatronun eksiklerini gider kendi alırdı. Yani her şeyi kendi hallederdi. Yardımcıları da vardı ama işinin başında olmayı isterdi. Evet. Allah Öyle. bir kez Allah rahmet eylesin. daha etsin. Evet. Sağ olun. Allah razı Hocam, olsun. abi sizden de. Sanata dönecek olursanız kimlerle çalıştınız bugüne kadar hocam? Valla konservatuar bittikten sonra okula girdim ben. Hoca olarak girdim. Orada devam ettim. Orada bir son 10 sene bir müdürlük yaptım. Müdürlüğüm bittikten sonra daha sonra emekli oldum. Bu sırada bizim orkestramız vardı. Camiye, yani müzik camiasına şöyle söyleyeyim. Bir tek Ajda Pekkan hariç herkese eşlik etmişimdir. O zamanlar nefes saz çalıyordum, trompet çalıyordum. Herkese eşlik etmişimdir. Yani evet, bu şekilde başladım. Orkestra, çeşitli orkestralarda görev yaptım. Şu anda da hala emekli olduktan sonra da hala müziğe devam ediyorum. Çok güzel hocam. Hocam peki besteleriniz var mı bilinen veya Pek yok, yok, yok. Bestecilik apayrı bir şey. Yani o öyle kolay kolay beste yapılmaz. evet. Yani apayrı bir şey. Anladım. Her sanatçı, her müzisyen ben beste yapıyorum. Olmaz. Zor iş o. Bana göre zor iş. Bilmiyorum. Denemedim. Denedim. Var bir iki tane ama zor iş onlar. Evet. Bestecilik o kadar kolay değil. Evet hocam. Peki hocam Esat Kabaklı'yla çalışıyorsunuz. Yolunuz Evet. kesin gitti. Esat hocamla konservatuvarda beraberdik Esat hocamdan. Aşağı yukarı 1984'ten beri o Türk Halk Müziği bölümünün Adnan Ataman'dan sonra, rahmetli Adnan Ataman'dan sonra Esat hocamız geldi şef olarak. 1984'ten beri Esat hocayla tanışırım. Arkadaşlığımız sürüyor. Ondan sonra da bundan 10 sene evvel de bir iş teklifinde beraber çalışalım dedi. Yaklaşık bir 10-12 senedir de Esat hocamla çalışıyorum. Muhteşem bir kişi. Elazığlı, Harputlu daha doğrusu. çok çok değişik bir kişidir. Yani çok değer verdiğim bir kişidir. Gönlü çok güzeldir. Gözü toktur. Yani çok iyi bir patron, öyleyim. Şimdi Evet. onun yanında çalıştığım için patron oluyor. Muhteşem bir kişidir Esat hocam. Evet. Peki Ahmet hocam bir de Elazığ'da yanılmıyorsam düzeltin lütfen. Evet. Türkiye'de ilk defa diyebilirim belki İlk Necati defa. Festivali 2 yıl İki devam etti. yıl, üç yıl, 3 yıl, iki 3 yıl. yıl pardon. Üç yıl, üç 3 yıl devam yıl etti. Evet. devam etti. Maalesef sonu gelmedi. Sonu, evet. Evet. Gel, orada kulakları çınlasın. Savaş arkadaşımız vardı. Sen de tanırsın Evet, Savaş'la. başkanım. Eski belediye başkanı Mücahit Bey vardı. Evet. Ondan sonra belediye başkanı yazdı. Bunlar çok faydaları oldu. Fakat herhalde maddi durum mu diyeceğim bilemiyorum. Yani onun altından kalkamadılar. Esasen çok güzel bir şey başlamıştı.
Çünkü babam Elazığ, Diyarbakır, Urfa o bölgeleri karış karış gezmiş Evet. kişiydi. Ve en çok da oyunların Elazığ'da başlar. İşte Diyarbakır'da başlar. Yani hep oralardaydı. Ben yürümesini isterdim. Herhalde bundan sonra belki bir şeyler yapar gene belki tekrar başlayabilir diye umut ediyorum. İnşallah. Olursa çok güzel olur. Yani böyle bir festivalin olması hem babam adına hem Elazığ adına. Çünkü Elazığ kültür şehri yani Evet. her şeyiyle kültür şehri Elazığ. Zaten bir yerinde ismini duyurmak için ya kültürle duyuracaksın, sanatla duyuracaksın ya sporla da duyuracaksın. Yani Doğru. bu iki şekilde duyulur ülkenin veya şehrin ismi. Çok güzel. Bizde biraz bunlar yavaş gidiyor gibime geliyor. Evet. İnşallah düzelir. İnşallah düzelir. İnşallah hocam. Çok sağ olun. Evet. Elazığ'la ilgili. Bu Evet. arada ben ayrıca bir koro çalışmalarım oluyor. İskender Doğan Nostaljik Müzik Topluluğu var. Evet. İskender hocamla beraber İskender hocam hem şefliğimizi yapıyor. Ben de onun yanında klavye çalıyorum. Evet. Koro arkadaşlarımızla beraber. Hepsi amatör kişiler. Onları çalışıyoruz. Senede iki veya üç tane konser veriyoruz. İskender hocamla beraber. Erdal başkanımız var. Erdal Cevizli. Onun himayesinde. Kadıköy Belediyesi'ne bağlıyız. Güzel işler yapıyoruz. Bir de ayrıca bir koro daha çalıştırıyorum. Özlem Aydın diye bir arkadaşımız var. Onun da ayrı günlerde korosu. Yani böyle müzikle uğraşarak vakit geçirmeye çalışıyorum. Ama güzel oluyor. Müzikle zaten uğraşmak güzel oluyor. Yani Boş daha doğrusu bir şeyle uğraşmak güzel oluyor. Evet, ruhun gıdasıdır diye müzik hocam. Aynen, Gerçekten. aynen. Çok doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Yani müzik güzel bir şey. Bir Evet. şeyle uğraşmak güzel bir şey. Benim hoşuma gidiyor. Bilmiyorum. Ben müziği sevdim. Müziğin her türlü hiç ayırt etmem. Klasiğinden tut, arabesk tut hepsini seviyorum yani. Ayırt etmiyorum. Yok ben bunu doğal seviyorum, yok caz severim, yok klasik severim. Ya ben bunları kabul etmiyorum. Müzik müziktir. Her türlüsü güzel. Benim Evet, için. tabii doğru hocam, çok doğru. Peki Ahmet hocam, Buyurun. tabii koronayı yavaş yavaş atlatıyoruz inşallah, İnşallah. hallediyoruz. İnşallah. İnşallah. Koronalı günlerde neler yaptınız evde? Vallahi Nasıl geçirdiniz neler yaptım? Vallahi yaş olduğu için 65 yaş geçtiğimiz için evden dışarı çıkmadım. Her çıktım sitenin içinde dolaştım. Bir iki kere etrafa dolaştım. Tabii insan sıkılıyor. Kendimizi çok güzel izole ettim. Ben kendimi bayağı izole ettim. Sağ olsun arkadaşımla beraber. Temizlik yani temizlik yaparak temizliğimizle el yıkamakla, maske takmakla bu şekilde atlattık diyorum ben kendimce. Zaten her şeyin başına temizlik geliyor. Keşke bunları da bu halk otobüslerini, belediye otobüslerini, tramvayları, metrobüsleri keşke daha evvel hep temizleselerdi. Bu derece titiz de, temizlenseydi. Evet. Ne güzel olurdu. İnşallah bundan sonra hep olur. Olması gereken şey yani. Evet. Temizlik en başta, temizlik. Yani günlerim güzel. Sıkılmadım mı? Sıkıldım. Evet. Bayağı bunaldığım zamanlar oldu. Ama ne yapalım? Mecburuz. Doğru. Mecburuz atlatmaya mecburuz yani. Onu atlattık da. Doğru hocam. Peki Ahmet hocam, önümüzdeki dönemde projeleriniz neler? Var mı böyle çalışmalarınız? Olacak mı? Devam? Şimdi şöyle bir kere Esat hocamla beraber turnelere başlayacağız gene. Yaz konserlerine başlayacağız. İşte bir Adana turnemiz var. Bir iki tane daha gelecek. İstanbul'da 30 Ağustos'ta bir şeyimiz var. Konserimiz var. Konserler devam edecek. Ayrıca gene dediğim gibi koro arkadaşlarımızla beraber onlara müzik öğreterek, şarkılar öğreterek çeşitli dallarda onlarla işbirliği içinde konserler veriyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Yani Eylül'de inşallah Bismillah deyip her şey müsaitse tabii ortam müsaitse başlayacağız. Evet, inşallah. Projeler bunlar yani. Başka
Tek proje yok yani, öyle diyeyim. Yani İskender Hoca'yla ve Esat Hocam'la beraber işte. İnşallah. Ahmet Hocam, Buyurun. Çok teşekkür ederim zamanınızı ayırdınız. Olur mu? Ben teşekkür ederim. Senin nasıl geçiyor günün? Günün nasıl geçiyor oralarda? Burada hocam aynen devam. Rutin bilirsiniz belki Almanları. Sabah iş, ondan sonra akşam değil evde kapanıyor. Gerçekten öyle. Tabii ben biraz daha Türk mahallesine oturduğum için Türklerle de birlikteyiz. O yüzden iyi, güzel bahçelerde, dışarıda Evet. sporumuz, O. kitap okuyoruz bol bol, televizyon izliyoruz. Onun gibi şeylerle günümüz geçiyor hocam. Tabii haberler, Haberler, evet. tabii onunla devam ediyoruz böyle hocam. Son bir sözleriniz varsa onları almak isteriz Ahmet hocam. Bu kötü günlerden bir an evvel tüm dünya olarak bir an evvel kurtulmamız gerekiyor. Eski sağlığımıza, hepimiz dünya bazında sağlığımıza kavuşmamız gerekiyor. Bunun bir an evvel de zaten devlet büyüklerimiz zaten bunun peşinde koşuşuyor. İnşallah üstesinden geleceğiz. Vallahi herkese koronasız günler mi diyeyim? Çok güzel günlerimiz olsun. Tüm dünya. İnşallah hocam, inşallah. Çok teşekkür ederim tekrar bize zaman Ben ayırdığınız çok teşekkür ederim. Beni davet ettiniz. Zevkle geldim. Her zaman da gelirim. Her yayına, zaman her bekleriz. Kapımız açık hocam. Müsaadenizle tamam. Cumartesi günü de bir tekrar canlı yayınımız olacak. Cumartesi akşamı kimseye söz vermeyin diyoruz. Konuğumuz Elazığlı başarılı müzisyen oyuncu Berkant Hamed'i. Masal Şatosu'nda oynadı. Gençlerin ve çocukların çok beğendiği bir isim. Evet. Mutlaka izlemeyi tavsiye ediyoruz. Hocam izleyeceğim. tekrar hayırlı akşamlar derken Gül Komsal hocamın iyikiler nelerdir sorabilir miyiz? Hocam soru geldi. Evet. İyi. İyikilerim. Evet, evet öyle yazıyor hocam. Vallahi iyi ki dünyaya gelmişim. İyi ki müzisyen olarak dünyaya gelmişim. Bundan da çok mutluyum. Evet. Böylece Gül Kumsal'ın da sorusunu cevaplamış oluyoruz buradan. Gül kardeşime çok teşekkür ederim. Evet. Tekrar teşekkür ederim hocam. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sevgiler, saygılar. Almanya tüm arkadaşlara sevgiler, saygılar. Çok sağ olun hocam. İyi akşamlar. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun.